Kanal 23 ekranlarında Melisa Reşamat Ayrı hoş geldiniz değerli seyircilerimiz. Bugün stüdyomuzda iki tane tiyatro sanatçısını ağırlıyoruz. Kendileriyle Elazığ'da tiyatroyu konuşacağız. Fırat Mengüş bizimle beraber. Kendisi Elazığ Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni. Mehmet Yaşar Çelik. Kendisi Elazığ Sanat Tiyatrosu Sahne Amiri ve oyuncusu. Aynı zamanda benim eski öğrencim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam demek ne güzel Yaşar'cığım. Öncelikle yaşama dairede ilk defa sizi ağırladığımız için şöyle Fırat kendini bir tanısın. Sonra Yaşar'cığım seninle devam edelim. Fırat'cığım kendini tanıtır mısın seyircilerimize? Ben Fırat Mengüş. 2011 yılında Almanya Tiyatrosu olarak başladım serüvenime. Sonra işte 6-7 ay önce kendi ekibimi kurma kararı aldım. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde. Ondan sonraki süreçte zaten birlikte Yaşar'la birlikte yeni oyuna hazırlandık. Ve geçen pazar günü çok güzel bir oyun yaptık. Bir İstaksın Bir Cemil diye Yılmaz Erdoğan hocamızın yazdığı bir oyunu. Yani seyirci ayaklarda da alkışladılar. Onun dışında zaten hüzünlü bir oyundu. Biz bu oyunu yani Türkiye turnesinde sergilemeyi düşünüyoruz. Evet. Şimdi Fırat seni zaten tanıyalı. Evet. 6 yıl falan oldu evet, değil mi? Hocam. O zaman Almilla'daydın. Sonra yollarınızı ayırdınız. Evet, yaklaşık hocam. 6 ay mı oldu? Evet hocam. Elazığ Sanat Tiyatrosu'nu evet. kurdunuz. 10 yıllık bir geçmişimiz mi var Fırat evet, Tiyatro'da? Evet hocam. 12 sene oldu. Yani. 12 sene oldu. 11 yılında başladım zaten. Nasıl başlamıştım Fırat? Hocam Murat hocam sayesinde zaten Murat Su İçer. Murat Su İçer. Buradan ona çok sevgiler selamlarımızı iletiyoruz. Bir gün işte okurda duruyordum işte. Yani ben normalde okurda her öğrenci gibi sessiz, bir sedasız bir öğrenciydim. Ne yaparım, ne edeyim derken işte dayım vasıtasıyla böyle bir tiyatro falan var dediler okurda. Biz ne yaparız, ne ederiz derken ondan sonra Murat Hoca seçti zaten bizle birlikte birkaç kişiyi. Ondan sonra zaten Murat Hoca bizi getirdi işte. İlk önce bir tane hocamız geldi. Ondan sonra bu hocamızla biz anlaşamadık. Tam ilgilenmedi yani bir oyun çıkartmak için. Sonra Mahmut hocamızı başkası çağırdı işte. O da bir ekipteki arkadaş vasıtasıyla. Onun sayesinde işte biz zaten ilk bu adıma çıktık yora. Ortalama 10-11 yılda da Almanya Tiyatrosu'nda hem oyunculuk hem yönetmenlik hem yardımcı yönetmenlik. Onun dışında zaten arka planda çok iş yaptım. Ondan sonra artık dedim ki kendi bir yorumu çizerim. Ayrıldım kendi ekibimi kurdum zaten. Evet. Kaç kişilik bir ekipsiniz Fırat? Yani biz ortalama şu anda 4-5 kişilik bir ekibiz. Zaten oyunumuz 3 kişilik. 3 erkek oyuncunun oynadığı bir oyun. Bir tane de arkada teknik ekibe bakan bir arkadaşımız var. 4 kişiyiz şu anda. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Yaşar'cığım seni tanıyalım. İsmim Mehmet Yaşar Çelik. Yaklaşık 7 yılı aşkın bir süredir tiyatroyla ilgileniyordum zaten. Aynı zamanda da belediyede çalıştığım için yani tiyatroyu daha çok yani bir hobi olarak yapıyordum. Ondan sonra yani pek fazla uğraşmaya da aslında vaktim olmuyordu. Bir dönem özel sebeplerden dolayı yani işin yoğunluğundan da tabii şey oldu. Ondan kaynaklı ya yani ekibe ara vermek zorunda kaldım. Ondan sonra yani yollarımızı ayırdım ben de. Sonra Fırat zaten benim ekipten yakın arkadaşlarımdan birisi. O da kendi ekibini kurmak istiyormuş. Oturduk bir gün yani konuştuk bayağı bir uzun uzun. Hani bu yolda benimle misin değil misin? Yani beraber bir oluşum oluşturmaya artık karar verdi kendisiyle. zaten pazar günkü oynadığımız oyun da bayağı bir efsane oldu gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim. Bu oyuna yani kardeşim sanki özellikle beni buldu. Özellikle o rolü bana verdi gibi bir his de oluştu aslında içinde. Yani evde tekste hazırlanıyorum. Provalara geliyorum. Yani provada daha çok yani şey yapıyorduk. Hem prova hem biraz da gırgır şamat. Hani arkadaş ortamı falan derken. Ya evde hazırlanıyorum. Repliklere falan bakıyorum. Hani oyun daha çok kafamda oluşunca işin açıkçası hani bazen öyle günler oluyordu ki yani o İsa yani üzülesim geliyordu. Hatta bazen gözlerim doluyordu bu nasıl bir şeydir diye.
Ya ilk başları gerçekten çok komikti. Yani sonu gerçekten hüzünlüydü. Zaten annem de oyun izlemeye geldi. Yani oyunun sonlarına doğru kadının gözleri doldu, ağlamış yani. Arkadaşım ve eşi bana söyledi. Sonra ben inanmadım yani. Kendisine sordum, gerçekten de ağlamış yani. Ya öyle işte, oyunumuz bayağı güzel. Demek ki ne kadar güzel bir oyunculuk performansı sergilemişsiniz ki insanlar ağlayabilmişler. İnsanları evet, ağlatabilmek, güldürebilmek aslında meşakkatli bir iş, kolay değil. Öyle tabii ki. Yaşar'cığım, sen de 6-7 yıl oldu. Evet. Artık tiyatronun içerisindesin. Birçok öğrencimi tiyatronun içerisinde görmek bence çok gurur verici. Mesela Serdar var, evet, Cemal var. Ay, diğer öğrencilerime ayıp olmasın, başka? Ondan sonra Muhammed Baksi var. Hem Muhammed evet. var değil mi? Ondan... Buradan hepsine selam olsun. Buradan Mahmut Bey'e de selamlarımı yolluyorum. Tekrar Murat Suiçer'e de selamlarımı yolluyorum. Ne güzel, sizleri aslında tiyatroya kazandıran evet, Murat Hoca oldu. Murat Suiçer oldu. Zaten kendisi de çok iyi bir edebiyat öğretmenidir. Tiyatronun içerisinde, edebiyatın içerisindedir zaten tiyatro. Böyle öğrencilerimizin sanatın içerisinde olması, edebiyatın içerisinde, tiyatronun içerisinde olması çok onur verici, çok gurur verici, çok güzel. Sizler de artık yeni bir oluşumsunuz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun hocam. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey. O dediğiniz gibi biz 4-5 kişilik bir evet. ekibiz. Kimler var ekipte? Zaten ben, Yaşar, bir de Yaşar'ın bir arkadaşı gelmişti. Kim var, tanıyor muyum Yaşar? Yok hocam, onu tanımazsınız. İsmi Beyzade. O da Elazığ Belediyesi'nde çalışan bir görevli. Hani onunla da bayağı bir eskiye dostluğumuz dayanıyor. Hani biz yeni olduğumuz için ekibimiz gerçekten çok fazla kalabalık değil. Hani arkadaşımdan da hani minnet mi diyeyim, ricam diyeyim artık. Hani oyun zamanları olsun, şey olsun, hani bizi kırmıyor, geliyor. Hani yeni evli olduğu için sadece diyor ki bana provalarda pek fazla rol vermeyin. Hani malum yeni evli, biz de bir şey diyemiyoruz. Sadece oyun günleri gelsen yani işimize yararsın. Şimdi aslında biraz şöyle, bu söylemlerinden şöyle üzüldüm. Keşke böyle tiyatrodan sanatçılar güzel paralar kazanabilse de tiyatroculuk da bir meslek olabilse. Evet, yani insanlar bununla geçinebilseler ve bu tamamen bir meslek olsa buna eğilim de daha çok artar. Değil mi? Daha çok evet, mesai hocam. Harcayabilirsiniz. Bu da işin maalesef dezavantajı. Küçük bir ekipsiniz. Aynen, umarım hocam. Büyürsünüz. Umarım tutunursunuz. Umarım hocam. İnşallah. Ki eski tiyatrocularsınız. Evet. Siz sahnenin tozunu yutmuş insanlarsınız. Tiyatroya bir kez bulaşan zaten oradan çıkamıyor. Sizin şahsınızda da bunu müşahede ediyorum net bir şekilde. Aslında bizim hedefimiz o hocam. Tiyatroya bir istihdam kapısı açmak yani. Biz zaten kendimiz buna gönül verdik yani. Bizden birlikte birkaç kişi daha ekibe katıp da yani Türkiye'de bunu yapmak istiyoruz. Çünkü birçok yani Elazığ için değil yani diğer illerde baktığınız zaman yani bu işte güzel paralar kazanıyorlar. Devlet tiyatrosu oyuncusu olması şart değil zaten. Elazığ'a geliyorlar, ekipte oyun oynuyorlar. Ondan sonra Diyarbakır'a, diğer illere turne yapıyorlar. Bizim hedefimiz zaten bu yani. Aralık'ta Yaşar bir arkadaşımızla birlikte Aralık'ta bir ortalama 7-8 ili gezmeyi düşünüyoruz zaten. Bu oyunu hem bizim Elazığ Sanat Tiyatrosu'nu kurmamızın en büyük avantajlarından biri de Elazığ'ın ismini bütün çevredeki illere yaymak yani. O yüzden dolayı biz dedik yani biz bunu yıllardır Elazığ'da yapıyoruz. Şimdi ismini başka bir isim katsak bir anlamı ifade etmeyecek çünkü benim için. Elazığ'ın ismini katayım ki bizim Elazığ'ımızı da daha çok ön plana sokayım yani. Hı hı hı. Hocam ben de zaten ilk başta dediğiniz gibi yani tiyatroculuk keşke bir meslek olsa yani hepimiz için daha güzel olurdu. Yani işin açıkçası ben dahil yani birkaç arkadaşım, ekipte tanıştıklarım. Yani biz hepimiz aslında yani bu işi yapıyoruz ama ayrıca bir gelirinin de olması lazım. Çünkü yani hobi olarak gerçekten yapılan en güzel iştir. Ama ben kendim şahsım yani. Zaten devlet kurumunda çalışıyorum ben kendim. Ya işlerden zaman ayırmam lazım, şey yapmam lazım. Hani bu işi de gerçekten çok seviyorum.
Ama işten kaynaklı zaman olmayınca provalara gelemiyorum. Provalara gelemeyince de ya Fırat en yakınımdır. O bile beni sahneye çıkartamaz. Çünkü yani provalara gelip güzel hazırlanamadım. Ama yani şöyle bir vaat etse ya aldığım maaş kadar ya onun kadar olmasa da yani biraz azını verebilecek bir şey olmuş olsaydı biz bu işi gerçekten yani daha çok severek yapardık. Yani birebir meslek edinirdik. Daha iyi olurdu yani herkes için. Böyle güzel, kaliteli, seyirciyi tatmin edecek bir oyunun provası mesela ne kadar süre olur? Hocam zaten bir oyunun dediğiniz gibi hani en küçük bir şeyi bilene 6 ayı buluyor yani. Bunun ki bu oyun iki perdeden oluşuyorsa zaten iki perde demek ortalama bir 60-70 sayfa demek yani. Bu 4 kişi oynarsa diyelim her biri ortalama 20 sayfadan repliyorsa siz hesaplayın yani ne kadar süre yani biz şimdi Yaşar'la birlikte 3 kişiyiz ama ana karakter Yaşar'la benim karakterim yani biz ortalama 2 ayda mı ezberledik? Ya 2 aya yakın ezberledik. Bir de hocam şeydi yani yeni oluşum olduğumuz için yani maddi imkanlar da el vermediğinden kaynaklı hani kendi yerimizi açamadık. Biz ne yapıyorduk yani üçümüz bir araya geliyorduk ya şu mesir alanı olsun ya da bir üniversitedeki açık bir kafe ortamı olsun. Yani orada tekste birebir hazırlanıyorduk, repliklerimizi çalışıyorduk. Yani öyle zamanlarımız oldu ki yani bir arabada 3 kişi bir yere çekip yani orada bile prova yaptığımız olmuştu. Ondan sonra işte derken bir arkadaşımız sağ olsun bize yerini açtı. Bir iki aya aşkın sürede orada sahne çalışması aldık zaten. Sonra da oyunu çıkarttık. Öyle yani. Evet değil mi? Hakikaten bütçe de ayırmak gerekiyor evet, sizin hocam. İçin bir yer lazım. Yeriniz olabildi mi? Şu anda herhalde yer yok. Şu anda değil ama dediğim gibi Diyarbakır'dan sonra düşünüyoruz yani yer açmayı. Bir de şansa şey de oldu. Şu anda kiralarda da mesela kiralık bir yer bulmanız, onun hem kirasını bulmak sıkıntı hem de fiyatları sıkıntı ya zaten hocam. Fiyatları da zaten şu anda 4 kişisiniz onu karşılamak. Ama mekan olmadan da böyle hani mesire gibi alanlarda dediniz. Hatta arabada bile çalıştık dediniz. Evet. O da işe konsantre olmayı da geciktiriyor. Evet, ya hocam amacımız şeydi zaten hani en azından ezber yaparız daha iyi olur. Çünkü ben evde kendim yani birebir çalıştığım zamanlarda yani Fırat'ın olsun o bir arkadaşım olsun bakıyorum benden sonra repliği var. Hemen o repliği okuyorum direkt Fırat'ın sesi yani kulağımda canlanıyor. O şekilde ezber yapmamız daha iyi oldu. Hani ilk zamanlarda sadece bir araya gelip yani okumak ezber için daha iyi oluyor. Evet, şu ezber olayını benim de aşmam lazım. Hiçbir zaman için ezber yapamadım. O ezber süresi meşakkatli. Çok kaç sayfa dediniz? Hocam yani benim sadece bir 20 sayfa var zaten ortalama. Yaşar'ın da daha 30 mu 40 sayfa var benim zaten. Benim daha çoktu hocam. Ya arkadaşımız zaten hepli bizden az olduğu için onda 20 sayfa mı 10 sayfa var mı var. Oyununuz bu oyun tek perdeydi. Evet, evet tek hocam. Perde. 45 dakika zaten sürdü. Bu oyunla şey çıkmayı ne? Turne. Turneye evet, çıkacağınızı hocam. Söylediniz. İller belli mi? Bundan evet, sonraki hocam. Süreç Aralık, belli mi? Aralık'ta biz 2 Aralık'ta Tunceli düşünüyoruz yani. Çok 3 güzel. Aralık'ta Diyarbakır'ı. 2 Aralık Tunceli. Evet, evet. 3 Aralık Diyarbakır'ı düşünüyoruz. 16 Aralık Antep'i düşünüyoruz, Gaziantep. 10 Aralık Mardin'i düşünüyoruz. Ondan sonra 23'ten 24 Aralık Hakkari'den Şırnak'ı düşünüyoruz. Çünkü bu oyun biraz doğuya hitap ettiği için genelde oraları çok tercih ettim yani. Çok güzel. Evet. Mesela Şırnak, Hakkari. Daha önce gittiniz mi? Yoksa biz Mahmut Hoca'nın ekibindeyken işte bir Erzurum mu? Ondan sonra bir iki yeri daha işte o şekilde turneye çıktık. Ama böyle hani Şırnak Hakkari eklemeniz de çok güzel evet oldu. Evet hocam ya zaten hem Yılmaz Erdoğan'ın daha çok bu oyunu yazmasının nedenlerinden biri zaten Yılmaz Erdoğan buralara hitap ettiği için ondan Yılmaz dolayı, Erdoğan sanırım Hakkari'ydi evet hocam, değil mi? Evet hocam. Doğuyu olduğu için yani oyuna daha çok ona eklemiş zaten şivesini, cartını, cırtını derken.
Ya Yılmaz Erdoğan ne kadar başarılı. Ben adamın şiirlerini çok seviyorum. Hocam. Tiyatroları çok iyi, sinema filmleri de çok iyi. Bence müthiş bir zeka ya. Bunların hepsi zeka ürünü. İlk oyununuzu Yılmaz Erdoğan'ın oyunundan seçtiniz. Ben zaten ilk oynadığım oyun da Yılmaz Erdoğan'ındı. Ha, ilk tiyatroya başladığınız zaman. Evet, Ota Gargara diye bir oyunu vardı, komedi oyunu. İlk Yılmaz Erdoğan'la başladım. Gene kurduğum ekiple Yılmaz Erdoğan'ın bir oyununu oynamak istedim. O komediydi, bu dramdı evet. Ama değil mi sizin? Bu kendi komedi diye geçiyor. Hem komedi var içinde hem komedi. De ağlamaklı drama var. Çok güzel. Bakalım bir turneye de çıkın. İnşallah istediğiniz neticeyi de alırsınız. Çok güzel olur. İnşallah hocam. Temennimiz o yönde ama bakalım artık elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah ya istediğimiz verimi de alabilirsek yani çok daha iyi yollar kat edeceğiz kardeşimle birlikte. Ya bir de şimdi şöyle bir şey. Bazı dezavantajlı zamanlar çok yaşadık evet, bu ülkede. Hocam. Elazığ'da da ekstra yaşadık. Yani yaşamış olduğumuz depremler, pandemi derken bunlar en çok bence işte sanat camiasının farklı alanları da olsa sanat camiasını etkili. Yani küçük bir huzursuzluk olsa ülkede ilk mesela ne yapılıyor? Sanattan evet vazgeçiliyor. Hocam, ilk sanat. Bazen şunu da unutabiliyoruz. Ben de sanatın dışında bir insanım. Sanatçıların da yaptıkları işten para kazandıklarını, geçim kaynaklarının bu olduğunu bazen unutabiliyoruz ve bence acımasız davranıyoruz onlara. Çünkü bu onların para kaynakları. Öyle tabii ki hocam. Yani şimdi bugün örnek veriyorum. Bir sahneye adam çıkıyor, yani şarkısını söylüyor. Hani düğün salonlarında olsun, kafelerde olsun. Yani bunlar şey olunca, yani kapanınca, şey olunca o adamlar da işsiz kalıyor evet. Haliyle. Evet hocam. Ya zaten işte. Bundan önceki zamanlarda pandemi veya depremin olmadığı zamanlarda tiyatro genel azda bir nebze çok iyiydi. Ama pandemi ve deprem girdikten sonra o tiyatro seyircisi buradan ayrılıp başka illere geçince o seviye düştü zaten otomatikman. Evet yani huzursuz bir ortamda evet müzik de çalgı çengi de olmuyor. Ama bu insanlar oradan da para kazanıyor. O şekilde geçiniyor belki doğru bilmiyorum. Seyircisi. Yani bunun farklı bir çözümü olmalı diye düşünüyorum. Evet, şunu yaşadık yani sonuçta hem Maraş depremini hem Elazığ depremini, Elazığ'da yaşayanlar olarak uzunca bir süre zaten kapalı ortamlara giremedik ki hiçbirimiz. Yani evet. Mümkün müydü? Evet, bir tiyatro sergilensin de gidip yani binaya giremezsin bir kere. Yani o travmaları demiyorduk. Evet, evet o travmaları atlatmak biraz zaman aldı yani. İnşallah Allah ülkemizi selamete çıkarır. Bütün dünyayı selamete çıkarır. Böyle her şey güzel bir şekilde, istikrarlı, güzellikler istikrarlı bir şekilde devam etsin ki hepimiz işimizde gücümüzde olalım. İnşallah. İnşallah tek temennimiz o. Gerçekten var ya artık yani ben negatif konuşmayı sevmem ama Fırat'tan şimdi sen diyorsun ya mesela 2 Aralık'ta şunu yapacağız, 3 Aralık'ta şunu yapacağız diyorum. Allah'ım inşallah bir şey olmaz da. İnşallah. Vallahi artık yani siz de belirlemişsiniz 2 Aralık, 3 Aralık. Yani bilmiyorum üst üste bazı olumsuzlukları yaşayınca artık tarihlerden şöyle bir çekinmeye başladım evet, dersem. Yani yalan olmaz. Yani hocam bazı şeyler de aslında gerçekten nasip kısmet diye yani düşünüyorum. Yani biz plan yapıyoruz ediyoruz yani her şey güzel gidiyor. Bakıyoruz yani son dakikaya bir aksilik çıkıyor ya farklı bir şey oluyor. Ne bileyim yani her şey nasip kısmet dedik. Biz elimizden geleni yapıyoruz gerisi takdir ilahi diyelim artık. Evet evet diyorum ya inşallah böyle Rabbim ülkemizi selamete çıkarsın. Bütün dünyayı, Gazze'yi. Nerede bir mazlum varsa, nerede eziliyorsa, nerede sıkıntı yaşıyorsa Rabbim böyle hepsini selamete çıkarsın, hepimizi selamete çıkarsın. Amin. Dünyada amin. Böyle sevgi olsun, mutluluk olsun, barış olsun, her şey güzel olsun yani. 2 günlük, hatta 3 günlük dünya yani neyi paylaşamıyoruz, alıp veremiyoruz onu da anlamış değilim. Şimdi yeni bir tiyatro oluşumu maliyetli dedik zaten ilk etapta evet, mekandan da bahsettik. Bunun kostümü var. Bunun başka bir sürü şey var. Fırat nasıl dekoru var değil mi? Nasıl üstesinden geleceksiniz? Neler yapıyorsunuz burada? Hocam zaten şimdi normal şartlarda diğer ekiplere baktığımız zaman dekorunu falan hepsini bir kişi yapıyor. Yani bizimkisinin sadece dekoru mesela kendim
tasarlamını yaptım işte. Yapımın sürecine kadar her şeyini kendim yaptım yani. Kendi çabalarımdan. Çünkü ekstra bir kişiye veremiyoruz yani. Bütçeye ayıramıyoruz. O yüzden malzemesini kendim getirdim işte yaptım falan derken. Şimdi dekoru hallettik bir şekilde. Onun dışında zaten yani mekan zaten büyük sıkıntımız. O inşallah çözümünü diyorum ya. Ya turnelerden sonra onun çözümünü bulacağız inşallah. Murat sen tiyatro oyunculuğu dışında bir işte çalışıyor musun? Ekstra bir işte çalışmıyorum yani. Ben zaten ortalama 12 senedir buna gönlümü verdim yani. Bir drama tiyatro eğitimi aldım yani. Onun dışında bir yerde çalışmıyorum. Yani sen sadece aslında meslek olarak evet, tiyatrocu oluyorsun. Onu yapmaya çalışıyorum diyelim hocam. Aslında çok içe kapanık bir yapım var Fırat. Evet hocam. Yani tiyatroyla beraber bence o durumu da kırıyorsun. Dediğiniz gibi hocam zaten kendim ilk içe kapanık olduğum için Murat Hoca büyük ihtimalle beni seçti. Ondan sonra zaten kendimi eskiden diyor daha çok yani konuşmuyordum yani. İnsanlardan kendimi ayrı tutuyordum. Farklı yerlere gidiyordum. Sağ olsun Murat hocamız sayesinde. Şimdi artık hiçbir yeri yok yani. Çok güzel ya. İşte sanatında o şekilde evet, çok güzel kazanımları var. Oyunumuzun adı neydi bu arada? Biri İshaksın, bir Cemil. Bir daha söyle. Biri İshaksın, bir Cemil. Bir İshaksın, bir Cemil. Bir Cemil. Şimdi Elazığ'da zaten siz bunu sahnelediniz. Evet, evet. Yeni sahnesi ne zaman Elazığ'da? Tekrar düşünüyorsunuz. Ocağı düşünüyoruz yani şu anda. Sesinizi duyurabildiniz mi? Yani yeterli insanlara böyle bir tiyatro oyunumuz var, davet kısmında da yeterli duyurabildiniz mi sesinizi? Evet hocam, biz zaten yeterli seyirciye uğraştık zaten Elazığ'da. Onun dışında şimdi diğer illeri düşünüyoruz zaten. Diğer illerde de daha çok ilgi var. Biz de dedik diğer illere geçelim. Hocam bu arada bir şey söylemek evet, istiyorum. Yani gerçekten oyun günü bizi orada yalnız bırakmayıp evet, oyunumuzu izlemeye gelen tüm seyircilerimize teşekkür ve minnetlerimizi borç biliyoruz. Oyun günü yani o sağanak yağışa rağmen evinde evet, Çağ çoluğuyla beraber çıkıp oyunumuzu izlemeye gelenler vardı. Yani bu bizi çok gururlandırdı gerçekten. Elazığlılar seviyorlar tiyatroyu evet bence hocam, değil mi? Eğilim evet, güzel. Bundan da bahsedelim mi biraz? Mesela ben bakıyorum etrafımdaki insanların birçoğu özellikle bakıyorlar bir tiyatro var mı? Evet hocam. Gidip seyredeyim şeklinde. Onunla ilgili neler söylersiniz? Yani hocam daha çok şey istiyorlar. Yani gelip izledikleri zaman komedi olsun. Ondan sonra şey olsun, trajedi komedi, bizim o Fırat'la oynadığımız oyun gibi. Ya işin açıkçası daha önceki ekibimizde ise şu problemleri biz yaşıyorduk. Yani şey, daha çok tarihi oyunlar vardı. Yani bu da çok güzel bir şey. Bunları da izlemek lazım. Ama yani bir oyuncu tarihi oyunu da oynar. Yani yeri gelir komedi oyununu da oynaması lazım diye düşünüyorum ben. Ben şimdi hocam oyundan önce, bir saat önce Kukla Tiyatrosu yaptım. Elazığ'da zaten bunu kimse yapmıyordu. Elazığ'a ben getirdim Kukla Tiyatrosu, El Kuklası ve İpli Kukla. Ben bunu yaptıktan sonra aradan 2 saat geçti. Kendi bu sefer otomatikman oyuncu olduğum için direkt bir İshaksın bir Cemil'de Cemil karakterine geçtim yani. Birinde Nasrettin Hoca'yı oynadım. Birinde direkt otomatikman Cemil karakterine geçtim yani. Bir çelişki arasında ama kendimizi bir şekilde hazırlıyoruz karakterlere. Evet, zaten emek veriyorsunuz. Evet, kesinlikle. O oyunda da hocam bana yine rol verdi. Yani çocuk oyunu. Hem reji, ışık ve ses, hem komşuyu ben canlandırdım mikrofonla. Ondan sonra ise kendi oyunumuza artık döndük yani. Ne güzel ya. Yaşar'cığım hani senin öğrenciliğine gidiyorum. Böyle tiyatro sanatçısı, oyuncusu olarak seni karşımda görmek de çok güzel ya. Teşekkür ederim hocam. Yani gerçekten ben de bilmiyordum. Yani ilerleyen zamanlarda yani bir tiyatro oyuncusu olarak yani hayata devam edeceğimi. Onda ise hocam Almila'da bir arkadaşım var. Doğukan Erdoğan, tanırsınız belki. O vesile olmuştu. O da zaten ablamın öğrencisiydi. İşte bir gün öyle bir araya gelmiştik, konuşuyoruz. İşte onun oyuncu olduğunu falan biliyorum derken öyle anlatıyor ballandıra. Ya dedim ki kardeşim hani oyuncu falan eğer lazımsa beni de şey yapabilir misin? Yani bir rol falan verebilirseniz ben de üstlenirim.
O da sağ olsun işte beni kırmadı. Mahmut Hoca ile falan beni tanıştırdı. Onun da zaten askere gittiği döneme denk geldik. Yani beni ekibe aldı, kendisi askere gitti geldi. Sonra o şekilde devam ettik. Ama bu işe başlamamda tabii en büyük vesile olan kişi arkadaşım Doğukan'dır tabii. Yani Fırat'ı tanımama, yani bunun için de ayrıca ona yani teşekkür borçluyum. Yani çok yardımcı oldu bana bu konularda. Evet, ne kadar güzel kazanımlar olmuş. Evet. Yaşar'cığım, şimdi senin öğrenciliğini de hatırlıyorum. Sen de böyle biraz içe kapanıktın değil mi? Sen de çok aktif değildin. Yani evet hocam. Demek ki dokunmak lazım insanlara. Yani... Ne cevherler çıkıyormuş bak. Tabii ki hocam ya. Ama işte böyle etrafımıza bakıyoruz. Yani mesela kişi bizi anlamayacağını bildiğimiz için, yani gelip hiç bizimle konuşmak istemediği için, yani biz de olayları, yani hüznümüz olsun, mutluluğumuz olsun, yani içimizde yaşamak daha iyi geliyordu yani o dönemler, öyle diyeyim size. Ama şimdi bakıyorum yani aslında hiç de öyle değilmiş. Az önce dediğiniz gibi yani insana dokunmak gerekiyor, evet, yani. Evet. Binnur Kaya mıydı? Elazığlı Şahika tiplemesinde oynayan. Evet. Evet. Ne kadar severim ben onun oyunculuğunu. Bütün böyle sergilemiş olduğu oyunculuklar harikadır. Ama normal sosyal hayatta da mesela çok... Çok değişiyor. Değil mi? İçe evet, kabanık hocam. Diyebiliyoruz mesela. İşte hakikaten cevherler var. Yeter ki fırsat verelim insanlara. Evet. Bir de hocam kişinin de istemesi lazım yani bazı şeyleri. Yani ne kadar fırsat da versek, imkan da versek, yani kişinin isteği yoksa hani biz ne yaparsak boş yani. Evet. Bir şey sevdiğiniz zaman, eğiliminiz varsa o alanda zaten çok başarılı oluyorsunuz. Bu arada Binur Hanım o kadar başarılı bir oyuncu ki, yani tiplemelerde mesela benim için o bir şahikadır her zaman için. İşte Avrupa yakasından. Evet, artık hocam. Bazı gerçekten oyuncular o kadar iyidir ki rolde almış oldukları isimlerle kalıyorlar. Bence bu çok büyük bir başarı. Değil mi? Kesinlikle evet, öyle. Yaşar'cığım, sen en çok komedi mi seviyorsun? Yani hocam evet, komediler biraz daha yani sevdiğim oyunlar diyeyim. Yani tarih aslında o da güzeldi hocam. Yani şimdi benim hatırlarsınız yani lise yıllarından belki. Tarihi yani okumak bilmek lazım elbette ama yani heves olmadı diyeyim ya bende. O günler de çok güzeldi Yaşar'cığım. Güzeldi hocam evet. Vallahi yani iyisiyle kötüsüyle geldi geçti. Evet. Ne güzel işte, bak böyle hayatın farklı alanlarında hem belediyede güzel bir iş bulmuşsun, çalışıyorsun, ondan da memnunsun. Evet. Keşke hobi olarak kalmasa, dediğim gibi hani sanatçılar yapmış oldukları işlerden güzel paralar kazanabilseler, en azından hayatlarını ikame edebilecek kadar bütçeye sahip Evet, hocam. olabilseler, bu bir meslek olsa, sen meslek olarak belirlemişsin. Fırat'cığım işte bilemiyorum yani, bakalım Türkiye'de sanat bundan sonra hangi çehreye bürünecek? İnşallah hep güzellikler olur, negatif konuşmayacağım. Yani sanat da bence hak ettiği yeri bulur. Hem Elazığ'da hem Türkiye'de. Yaşar'cığım ve Fırat, Elazığ'a çok güzel oyunlar geliyor. Devlet Evet. tiyatroları da geliyor. Dediğim gibi onların seyircileri de bol. Siz gidip onları takip ediyor musunuz? Sonuçta iyi oyuncuların, iyi Evet. oyuncularını seyretmek de çok güzel. Bu da bir referans oluyor. Neler söyleyeceksin Yaşar? Yani hocam ben gidip pek izleyemiyorum işin açıkçası. Çünkü yani işten kaynaklı yani kendi provama bile zor vakit ayırıp geliyorum. Fırat biliyor. Senin mesai saatlerin ne şekilde ki Yaşar? Hocam şöyle, ben sağ çalışan olduğum için belediyede, yani bazen yeri geliyor iş yoğunluğundan dolayı 4'ten 4 harici de çalıştığımız oluyor. Hafta sonları da çalışıyoruz. Yani bir de yeni terminal alanında çalışıyoruz hocam. Yani biliyorsunuz bayağı bir yoğunluğumuz falan vardı bu sezon oraya. Ondan kaynaklı yani yeri geliyor. Bazen provalara gidemediğim günler oluyor. Yani bazen yorgun oluyorum, kendim gitmek istemiyorum. Yani işte Fırat arkadaşım da sağ olsun yani anlayışlı insan, idare ediyor. İşte bir şekilde ama devam ediyoruz hocam yani oyuna. Ondan sonra yani verilen rolü yani çalışıyorum. Şeyimi yani sorumluluğumu biliyorum yine. Sen Fırat? Hocam ben elimden geldiğince gidiyorum zaten. Takip de ediyorum aynı zamanda. Yani dekorcusunu,
ses ve ışıkçısını, yazarlarını. Yani çok profesyonel iş yapıyorlar. Evet ve ben onların diksiyonlarını da çok beğeniyorum. Evet, özellikle belirli oyunlara gelenlerin hakikaten diksiyonları o kadar güzel ki zaten diksiyon derslerini, diksiyon dersi almak isteyenlerin özellikle tiyatroculardan almaları gerekiyor. Bu çok çok önemli. Fırat, oyun yazarı olmak da güzel. Evet, sonuçta hocam. Sen 12 yıldır bu işin içerisindesin. Yani düşünsene çocukluğundan beri diyebiliriz yani. Oyun yazıyor musun, yazacak mısın? Ya, hocam, öyle var mı? Zaten Nasrettin Hoca oyununu bir denedim yani yazdım da gerçi. Yani çok güzel bir verimli seyircisini de bu başardık. Onun yetişkin oyunu biraz daha zor yani çocuk oyununa göre. Çünkü ben hem drama hem tiyatro eğitimi aldığım için birazcık çocuklara yönelik nasıl davranır ya da nasıl bir konuşma biçimi olur onu biliyorum. Ama baktığın zaman yetişkin oyun yazarlığına döndüğün zaman onun daha çok detayı lazım yani. Kaynağı lazım. Bunu yani bu bir sürü kelime bazlı çalışmak lazım. O yüzden ben hiç yetişkin oyunu yazmayı denemedim yani açıkçası. Fırat, bilmediğimden soruyorum. Mesela Yılmaz Erdoğan'ın evet. oyununu, tiyatro oyununu size sahnelediniz. Onlar için para veriyor musunuz? Yoksa ya bunlar halka mı mal oluyor? Yılmaz Erdoğan'ın şimdi bir oyunu var. Ya bir oyunu var. Her birden gerçeküstü aşık diye bir oyunu var. Bu oyun zaten direkt bazı yazar ajansları var. Oradan telif hakkını alabiliyorsun da bizim oyun yani biraz uyarlamaya yönelik olduğu için. Çünkü bu baktığınız zaman doğudaki arkadaş başka bir oyun oynanmış, uyarlamış. Çünkü bir konu var, o konunun üzerinde yazmışlar. Bak, İstanbul'daki arkadaş başka bir şekilde uyarlanmış. O yüzden dolayı yani biz bu oyuna para ödemedik de. Onun dışında yani yeni bir oyun düşünüyoruz. Ona yani mecburen telif hakkı vermemiz lazım. Ama gerçi biz amatör ekip olduğumuz için yani ona göre bir fiyat bütçesi belirliyorlar. Profesyonel ekiplere farklı bir bütçe, amatörlere de farklı bir bütçe olarak belirliyorlar sezonluk. Ondan dolayı sorun olacağını çok yaşamıyoruz yani. Evet, yani telif de var. Evet. Onlar sonuçta çok başarılı oyuncuların yazmış oldukları büyük telifler istenebilir. Dediğiniz gibi siz amatörsünüz. İşte burada artık yavaş yavaş bence birçok insanın oyununa gitmek, birçok oyunu seyretmek lazım ki bence hele sen meslek edinmişsen Fırat artık oyun yazmak bir nevi de zorundasın bence. Evet, aslında bir başlasan belki güzel neticeler elde edersin. Ben şuna inanıyorum Fırat. Yapı olarak hani diyorum ya sen kendi içinde kendine dönük bir insan olduğun için bence kendine dönük insanlar içlerinde çok farklı birçok dünyayı barındıran insanlar ve o insanlar aslında kendilerindeki cevheri bir fark edebilseler ortaya çok büyük güzellikler çıkacak. Hani öncelikle öze bakacaksın ya, evet, öze evet. baktıktan sonra dışa bir açılım olur. Bence dene, güzel şeyler de yazarsın. Tabii mesela çok büyük yazarlar var, tiyatro yazarları. Onlara bakabilirsin, onlardan referans mesela Molière. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız hocam. Ne güzeldir yani, Shakespeare. Yani. Muazzam ki son döneme gelebilirsiniz. Hakikaten hani bu iş artık meslek edindiğin için ki artık belki açılırsınız daha az bütçeyle daha güzel şeyler ortaya koymanız açısından önemli. Bence dene. Deneyeceğim hocam dediğiniz gibi. Tabii denemek lazım. Şimdi artık mesela şey gidip seyretmeseniz bile Google'da, YouTube'da evet. birçok oyunlar var. Oradan da seyredebilirsiniz yani hani feyz alırsınız. Kesinlikle öyle hocam. Bizim bu oynadığımız oyun da zaten YouTube'da vardı yine. Hani ben Fırat'a kendim sordum hani bir izlememde fayda var mı? Tabii ki var. Ama biz oyunu kendimiz oynadığımız için hocam yani izlemememi önerdi. Çünkü şundan kaynaklı yani bir oyuncu ya oynayacağı rolü gidip sahnede daha önceden eğer izlerse yani kendi rolünü kendine ortaya koyamaz. O adamın oynadığı şeylerin aynısını sahnede kendi de aynısını yapacak. Yani birebir taklit olmuş olacak. Yani kendini gösteremeyeceği için ya önermiyoruz biz pek. Ya ben aslında hangi kısımdayım biliyor musun? Birebir taklit değil ama
şey gibi düşün. Mesela o oyunculuk performansını değerlendirme olarak düşün. Ben birebir Ahmet Kural'ın ağzından duymadım ama mesela onu dinleyenin ağzından duydum. Saatlerce ayna karşısında mimik çalışıyor mesela. Evet. Diyelim ki bunlar gerçekten önemli. Sonuçta tiyatroya gelen veya işte sinemaya gelen kişiler seyrettikleri zaman olayın içine girmeli. Hatta oyunda kendini oyuncu olarak görmeli. Ya düşünsenize yıllarca Erol Taş'tan nefret eder bir nesil olarak gelişik adam hakkını verince böyle oluyor. Mesela ben Kemal Sunal'ı ne zaman seyretsem yine görüyorum. Çünkü çok başarılı oyunculuklardan bahsediyoruz. Bence seyretmek lazım. Tabii ondan sonra seyrede seyrede sen oluyorsun zaten. Kendi yorumun oluyor. Değil mi? Ya tabii orası öyle de hocam. Yani şimdi aynı oyunu izlemeyi önermiyorum. Hani harici diğer farklı oyunları izlemekte tabii ki de fayda var. Ama aynı oyunsa olmaz yani. Tabii siz işin içindesiniz, daha iyi biliyorsunuz. Yok hocam. Çünkü hocam ister istemez şimdi kendisi istemese bilene o oynadığı karakterden bir şekilde yani alacak yani. Hem sesinden alacak, hem mimikten alacak. Hem ses ve mimikten diyecekler ki burada nasıl yapacaksın işte derken bir anda aklına oturacak çünkü insan zekası farklı bir işliyor yani. Görsel zekadan aldığı için otomatikman istemedikçe o karaktere girecek yani. O yüzden ha, ben dedim ki yani etkilenmemen lazım. Şimdi izleyebilir yani. Çünkü kendi karakterine oturttu artık. Evet. Son olarak artık vaktimiz bittiği için çocuk oyunlarından bahsettik. Bu arada çocuk oyunları da çok popüler ve insanların birçoğu mutlaka çocuklarını götürüyorlar. Sen de çocuk oyunu mu sergiledin Elazığ'da? İşte kukla tiyatrosunu yaptım Elazığ'da zaten. Hem elli kuklalarla hem de ipli kukla dediğimiz olayla. Çok güzel verimini aldım yani. O tek kişilik bir oyun mu oldu kukla? Evet, o tek kişilik zaten arkada. Yaşar sadece seslendirmesini yaptı. Ben ellerle oynatmayı. Çünkü ben çocuklukta yani böyle ışık gördüğüm yerde ellerimle oynatmayı çok seviyordum. Şimdi dedim ben bunu nasıl yapayım acaba? Ondan sonra kendi ekibimi kurduktan sonra ben bunları biraz araştırdım. İşte nasıl yapıyorlar, nasıl ediyorlar. Ondan sonra kuklalarımı istedim zaten. Elazığ'da zaten yapan yok da. Antalya'da bir tane kukla hocamız var. Atay Yıldırım diye. Ondan siparişlerimi verdim, geldiler kuklalarım. Çok güzel performans sergiledim. Kaç dakika sürmüştü bu? Bu 45 dakika bir 45. oyun zaten. Çocuk oyunu. Hem size, hem yetişkine yönelik hem de çocuklara yönelik yani. Evet. Saat 2'de hocam çocuk oyununu sergiledik. 8'de yetişkin oyunu artık bizim. Evet. Çok güzel işte roller de birbirine girmemiş ne kadar güzel. Evet. Artık programın sonuna geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Seyirciniz bol olsun. İnşallah sizleri çok daha güzel yerde görelim. Son olarak ne ekleyeceksin Fırat'cığım? Yaşar'cığım. Yani hocam diyebilecek bir şeyim kalmadı yani. Teşekkür ediyorum. Evet. Fırat sen? Ben hani daha çok yani şimdi oyunculara gönül veren arkadaşlarımı sesleniyorum yani. Ben çünkü artık yaşım geçtiği için yapamıyorum. Ama oyunculuk gerçekten isteyen arkadaşlarımıza yani bunun konservatuvarlarını, okullarını okumasını istiyorum yani. Evet. Son sözüm bunu olarak noktalıyorum. Evet. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Hocam. Dediğim gibi hocam. Seyirciniz bol olsun. Güzel güzel oyunlarınızı gelip seyrederim. Değerli seyircilerimiz bugünkü programımızın sonuna geldik. Bizleri seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.